Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Kotlin'deki range kavramından ve bildiğimiz döngüler olan for, while ve do while döngülerinin nasıl çalıştığından bahsetmeye çalışacağım. Projemizi açtık. Bir önceki derste aslında range'lerle ilgili böyle ufak bir gösterim yapmıştık ama bu derste biraz daha bunun üzerine düşelim. Çünkü çok defa kullanacağız ve gerçekten faydalı bir konu. Mesela şimdi böyle var dedim ve numaralar dedim. Bunu dedikten sonra eşittir diyorum. Ben mesela 1'den 10'a kadar olan sayıları içermesini istiyorum bu numaralar değişkenin. Bunun için 1 dedikten sonra şöyle 2 tane noktayı yan yana koyup 10 demem yeterli. Bu sefer ne oluyor? Bu numaraların içinde 1, 2, 3, 4, 5 yapalım ve şurayı da 5'e çevirelim, tutarlı olsun. Bu numaralar değişkenin içine 1, 2, 3, 4, 5 sayılarını atmış oldum ben böyle bir satır kodla. Bunu yapabildiğim gibi var numaralar şöyle 1 yapalım bunu 2 yapalım eşittir deyip 5 2.1 de diyebilirim. Yani ters sırayla da bunları bunun içine yerleştirebiliyorum. Tabii ki de sadece numaraları mı yapabiliyoruz? Hayır. Karakterler içinde bunu kullanabiliriz. Bunun için şöyle A deyip 2 nokta deyip Z dersem A'dan Z'ye kadar bütün karakterleri buraya alabilirim. Yine bunun da tam tersi mevcut. Yani Z 2 nokta A'da dersem bu sefer harflere Z'den A'ya olan bütün harfler sıralanacaktır. Peki bunları kullandık. Benim bunu gerçekten kontrol etmem için ne yapmam lazım? Ya bir döngüyle bunları size göstermem lazım ya da basit bir metodumuz var. Bunun için var deyip içeriyor mu diye bir tane kontrol değişkeni oluşturup atıyorum. İşte C harfi in kelimesini kullanıp harfler değişkenini buna verebilirim. Bu sefer ne olacaktır? Bu içeriyor mu da true ya da false değeri içerecektir. Hatta bir önceki derste öğrendiğimiz when yapısını burada kullanalım. When içeriyor mu diyeyim. Daha sonra süslü parantezlerimi açayım. True'ysa evet yazsın. Print line'a yazdıralım bunu. Evet içeriyor. False'a hayır içermiyor yazsın. İsterseniz bir testimizi yapalım. Herhangi bir hatamız var mı da görmüş oluruz. Evet içeriyor dedi. Ama ben buraya gelip de atıyorum şöyle bir karakter yazdım. Bakalım ne diyecek. Hayır içermiyor. Ne oldu burada? Benim bunu yazmam aslında geriye true ya da false bir değer döndüren bir ifadeye çevirdi bunu. Ve buradaki işaret burada arandı. Eğer var ise burası true oldu yoksa false oldu. Ve ben buradaki when statement'ta da bunun kontrolünü yapmış oldum. Peki şu soru gelebilir akıllara. 1'den 5'e kadar sayıları yazdırıyorum. Veya 1'den 100'e kadar sayıları yazıyorum ama ben bunların ikişer ikişer ya da üçer üçer artmasını sağlıyorum. Yani bir aralıklara birer birer değil de işte ikişer veya üçer olarak artmasını ya da azalmasını sağlamak istiyorum. Bunun için şöyle yapabiliriz. Var dedikten sonra işte nasıl diyelim ikişerli numaralar diyelim. Bunu da numaralar dedikten sonra atıyorum 1'den 100'e kadar olan sayıları ben 2-2 artmasını istiyorsam step nedir? Basamak demektir. Yani ne kadar artacağını biz böylece integer bir değer olarak verebiliriz. 2 dediğimde bu sefer benim bu 1'den 100'e kadar olan sayılarım ikişer ikişer artacak. Yani ne olacak? 2, 4, 6, 8, 10. Ben burayı 10 yaptığımda 10, 20, 30, 40 diye bunun ilerlemesini sağlayacağım. 10, 10'ar, 10'ar. 1'den 100'e kadar onar onar artar. Bunu da dedik.
Yine bu kullanımların benzer farklı yollarla da yapabiliriz. Mesela var dedim, geri sayayım diyeyim buna da. Hani bir şeyden bir şeye geri sayacağız. Mesela ben 100'den 1'e doğru geri saymak istiyorum. Bunu ben bu şekilde yapabileceğim gibi 100 dedikten sonra nokta deyip down to metodunu kullanabilirim. Down to dedikten sonra da kaça kadar düşeceğini söylüyoruz. 1 dediğimde bu ne olacaktır aslında? 100'den 1'e doğru geriye geriye sayıları içeren bir dizi haline getirecektir bunu. Peki bunun da işte üçerli beşerli step vermek istiyorsam da basit bir şekilde buraya gelip nokta deyip step diyerek atıyorum 7'şer 7'şer düşmesini sağlayabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resmen editörle konuşur gibi kodumuzu yazıyoruz. Hatta bu da burada örnek olarak dursun. Step 5 diyelim. Gördüğünüzde hani daha iyi öğrenmiş olursunuz. Geri sayım olduğu gibi ileri sayarken de ileri sayım diyelim buna da. Bu sefer de birden nokta deyip range to metodunu kullanıyorum. Kaça kadar gideceğini söylüyorum. Buna da yine aynı şekilde step verip basamakları bildirebiliyoruz. Bu da 5'er bir. Bu da 8'er 8'er artmış olsun. Evet arkadaşlar, range yapısı da bu şekildeydi. Peki biz bunu neden öğrendik? Biz bu yapıyı döngülerimizde kullanmak için. Şimdi bilen arkadaş vardır, bilmeyen vardır. Şöyle kısa bir hatırlatma yapalım. Döngüler bir programlama dilinin olmazsa olmazları. Çok defa kullanıyoruz, çok defa işimize yarıyor ve birkaç çeşidi var. Bunlardan en çok kullandıklarımız ne aslında? For'dur, while'dır. Bir de do while metodu var. Şimdi bunları tek tek hızlı bir şekilde öğrenmeye, anlatmaya çalışayım. Öncelikli olarak mesela burada oluşturduğumuz şeyleri bir for loop'la yazdırmaya çalışalım. Java'da biz nasıl yapıyorduk? Önce bir ondan bahsedelim. Integer diyordum, i diyordum eşittir, sıfır diyordum, i küçük olana kadar atıyorum 100, i'yi bir arttır. Bu ne demek? Önce bir i diye bir integer değer oluştur ve ona sıfır atan. Daha sonra kontrol et. Bu i 100'den büyük mü küçük mü? Sıfır olduğu için küçük. Demek ki bunun içeriği çalışacak. Ve bu buraya da şöyle süslü parantezler açıp yapılması istediğimiz şeyleri yazıyorduk. Bu işlemler bittikten sonra da bu i'nin değerini bir arttır. Aynen devam et. Bu sefer i'miz bir oluyordu. Yani bu işlem sıfırdan 100'e kadar tekrarlanıyordu. Ve burada yapılan işlem bittikten sonra da bu i değeri arttırılarak en son 100 olduğunda da döngüden çıkılması sağlanıyordu, değil mi? Peki bunu Kotlin'de nasıl yapıyoruz? For dedikten sonra integer i diye bir şey tanımlamama gerek yok. Sadece i demem yeterli. Ve işte 100'den küçükse ve döngünün sonunda bir arttır gibi şeyleri de kullanmama gerek yok. Burada range'leri kullanabiliriz. In dedim. Şöyle birden kaça kadar kullanacaksam mesela 10'a kadar. Birden 10'a kadar olan sayıları ben burada yazdırmak istiyorsam print line diyorum ve de bu i'nin değerini burada yazdıralım. Bu kadar. For döngümüz gördüğünüz gibi daha okunaklı ve çok daha basit bir şekilde gerçekleştirmiş oldum. Şimdi bunun mantığını tekrardan bir anlatayım. Şöyle şunu açtığımda sintaksımız bu şekilde. Ve bu nedir aslında? Şu ifade neye yarar? 1'den 4'e kadar yani 1, 2, 3, 4'te 4 kere ekrana hello yazdıran komutumuz. Değil mi? Bunun çalışma mantığı da bu şekilde. Ne oluyor burada? Şimdi birinci döngüde initialize ediliyor bizim değişkenimiz. i'ye 1 atandı. Çünkü ben bunun 1'den başlamasını söylemişim. Ve önce bir kontrol ediyoruz. Yani 3 değerinden küçük mü bu hala? Küçük. Condition'ımız doğruysa yapacak. Bu true olduğu zaman buradaki kod çalıştırılıyor ve bu kod çalıştırıldıktan sonra bu i değeri birden 2'ye çekildi. 2'ye bakıyoruz. 2 3'ten küçük mü? Küçük. Yani bizim condition yani şartımızı sağlıyor mu? Evet. Bunu yap. Bunu yaptıktan sonra i'yi 3'e atıyoruz. 3'te de bu 3 bu aralıkta mı? Evet. Bu aralığa bu 3 değeri dahildir. Bir daha yazdırıyoruz.
Yazdırdıktan sonra bu sefer i'yi 4'e atıyor. 4 1 ile 3 arasında olmadığı için benim şartımı sağlamıyor. Yani condition check'im false oluyor. Ve de ne yapıyor arkadaşlar? Bizim for loop'umuzdan çıkıyor. For'un çalışma mantığı bu şekilde. Peki burada mesela ne kullanmıştık? Harfler demişiz A'dan Z'ye kadar. In deyip şuraya harfler dersem yine aynı şekilde bu da çalışacaktır. Kontrolünü yapalım. Gördüğünüz gibi İngilizce alfabesindeki A'dan Z'ye kadar bütün değerleri ben böylece ekranıma almış oldum. Başka burada kullanabileceğimiz bir şey var mı? Mesela üçer beşer arttırdıklarımız. Mesela geri sayım diye bir şey yapmışız. Onu yazdıralım. Geri sayım diyelim. Gördüğünüz gibi 100'den başladı. 1'e kadar beşer beşer sayılarımı yazdırdı. Yani bu range'leri biz döngülerde çok fazla kullanacağız. O yüzden böyle bir örnekleme yapmak istedim. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde istediğim sonucu da elde ettim. For döngümüzden hani şimdilik bu kadar bahsedelim. Temel olarak nasıl çalıştığını bilsek yeterli. Daha sonra bir de neyimiz vardı? While döngümüz vardı. While döngüsünde ise şöyle gelelim. Bu sefer buraya var diyorum. İ diyorum. Bunun bir integer değer olduğunu söyleyip sıfıra atadım. While deyip i küçük olana kadar 10'dan print line deyip bu i değerini yazdıralım. Bu bana neyi verecektir arkadaşlar? 0'dan 10'a kadar olan sayıların ekranda görünmesini sağlayacaktır. Bir bakalım öyle mi? Şimdi şunu şöyle bir yorum satırına alayım ekranımızı boğmasın. Gördüğünüz gibi burada bir şeyler oluyor. Ne oluyor arkadaşlar? Şimdi burada şunu durduralım, makine bağırmaya başladı. Çünkü burada bir sonsuz döngü oluştu. İ değerine 0'ını atadı. Şartı kontrol etti. 0 10'dan küçük mü? Evet küçük. Print line deyip i değeri yani 0'ı ekrana bastı. Hala da basıyor. Çünkü ben burada herhangi bir condition yani bir şart yazmadım. Atıyorum şu ifadeyi yaptıktan sonra bu döngüden çık demedim. İyi bir arttır demedim, bir azalt demedim. Bu yüzden sürekli olarak bu while çalışıyor ve burada gördüğünüz gibi bakın 3 saniye içinde ne kadar ekrana 0 basmış. Yani while döngüsünü kullanırken şartı değiştirmeyi unutmamamız lazım. Nasıl bir şey bu? Buraya gelince yani istediğim işlemi yapınca ekrana bu i değerini basınca bu i değerini şöyle bir arttır. Bu ifadeyi böyle kullanabileceğimiz gibi i eşittir i artı 1 gibi de bir ifade kullanabiliriz. Yani i ilk başta 0 ekrana 0 yazdı. Bu işlemi yaptıktan sonra i 1 arttır 0 oldu 1. Buraya o geldi. 1 küçüktür 10'sa bir daha yaptı. Bu işlemi 10 olana kadar yapmasını istiyorum ben bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi bu sefer tabi burada 10'dan küçük olduğunda yani i eşittir 10 olduğunda şu şartı sağlamadığı için çünkü 10 10'dan küçük değildir. Büyük veya eşittir diye geçer. O yüzden buradaki döngünün sonlandığını görüyoruz. While döngüsü de bu şekilde, mantığı da bu şekilde. Bir de do while'ımız var. Do dedik. Buraya da bir while koyuyoruz. Burada da öncelikle print line deyip i'mizi yazdıralım. Daha sonra da şartımızı yazalım. İ küçük olduğu sürece 10'dan. Şurayı tekrardan yorum satırına alayım. Bir de bunu yapalım. Gördüğünüz gibi yine aynı sonuç. Çünkü i'miz ilk başta 0. 0 10'dan küçük olduğu sürece bunu yap. Sürekli 0 10'dan her zaman küçüktür. Benim buraya bir şey yazıp bunu kesmem lazım. I plus plus. Yani ne demek bu? Ekrana 0'ı yaz. Daha sonra onu 1 arttır ve kontrol et. Bu sefer kontrol ettiğinde i sayısı 10'a vardığında ne olacaktır? Döngüden çıkacaktır. Gördüğünüz gibi çalıştı.
Aslında do'da, do while ile while arasındaki fark burada işletmek istediğim kodu her şekilde bir en azından bir kere çalıştırıyorum. Daha sonra kontrol ediyorum. Bunda ise önce kontrol edip sonra yaptırıyorum. Şimdi for'umuz var, while'ımız var, do while'ımız var. Hangisini ne zaman kullanmalıyız? Sizin yaptırmak istediğiniz işlemin sayısı belli ise for'daki gibi. Mesela ben 1'den 100'e kadar sayıları yazdırmak istiyorum. Bu ne demektir? İşlemin 100 kere yapılacağı demektir. Sayı bellidir. Burada for kullanabiliriz. Şart sizin için daha önemli ise, yani bir sayının veya bir değişkenin değerine göre bir işlem yaptıracaksınız. While. Bu yine önemli ama bir şekilde de ekranda bunu bir kere de olsa görmek istiyorsanız da do while. Mesela do while'ı biz en çok ne diyebilirim? Mesela kullanıcıdan şöyle işlem adımlarınız var 1, 2, 3, 4 diye. 1'e basınca şu olur, 2'ye basınca atıyorum şunu yapmak için 1'e basın, bunu yapmak için 2'ye basın gibi ifadede do while çok mantıklı. Burada göstermek istediğiniz menünün değerlerini yazarsınız en azından bir kere ve kullanıcıdan bir değer beklersiniz. Ve atıyorum C'ye bas, çıkmak için C'ye basın gibi bir ifadeye de bunu while'a yazdığınızda ne olacaktır? Öncelikle kullanıcıya bir kere menü gösterilecektir. Daha sonra kullanıcı yani çıkış karakterine basana kadar o menü ekranda gözükecektir. Biz konsol uygulamaları yaparken bu do while'ı çok kere kullanıyoruz. Yani menünün kullanıcıya en azından bir kere gösterilmesi gerekiyor ki kullanıcı hangi işlem için veya çıkmak için neye basacağına dair bilgi sahibi olsun diye. Evet, do'larımız, while'larımız da bu şekildeydi. Bu dersi de burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.